Öncesinde telefon hazır ise şayet bir telefonumuz var. Peki. Hoş geldiniz yayınımıza. İlk telefon, ilk soru. Evet, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Karaman, Huriye Hanım. Selamlar. Nasılsınız Huriye Hanım? Efendim hocam. Nasılsınız? İyi misiniz Huriye Hanım? Çok teşekkür ederiz hocam. Size dualarımız var. Sizden de dua bekleriz. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Hocamıza sorunuz varmış. Evet hocam. Buyurun. Seferi olduğumuzda akşam namazının farzını 2 mi kılacağız, 3 mü kılacağız? Seferi olduğumuz zaman farzı 2 mi kılacağız, 3 mü kılacağız? Bunu niye soruyor izleyicimiz? Şundan efendim? Soruyorsunuz. Normalde 4 rekat kıldığımız farzları 2 kıldığımıza göre acaba akşam 3, 2'ye mi? Evet hocam. Evet. Hocam? Akşamı 3 kılacağız efendim. Seferi olduğumuz zaman da akşam namazını 3 rekat olarak kılacağız. Evet. Sadece diğer 4 rekatlık farzlarda. 4 rekatlı namazları kısaltmış olacağız. Yani sabah zaten 2 rekat. Öğlen 4 rekat farzı 2 rekat. İkindinin 4 rekat farzını 2 rekat. Yatsının 4 rekat farzını 2 rekat. Vitir de aynen 3 rekat olarak kılınacak. Evet. Başka var mı? Bu seferilikle ilgili sorunuz var mı Huriye Hanım? Çok teşekkür ederiz hocam. Şu anda aklıma gelmiyor. Çok sağ olun. Allah sağ razı olsun. Sağ olun efendim. Karaman'a selamlar. Sağ olun. Çok hayırlı cumalar. Sağ olun. Peki video sorumuz var. WhatsApp hattımıza gelen işte onlardan birisi. Selamünaleyküm hocam. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Hocam öncelikle ben 4 yıldır tayin bekliyorum. Tayin için yapmam gereken duaları yaptım. Yani sizlerden de dua bekliyorum Allah razı olsun. Yani önereceğiniz en tesirli dua hangisidir? İyi günler. Evet, en tesirli dua. Yüzün yumuşadığı zaman duayı fırsat bilin. Demek ki gönülde heyecan olmalı. Gözde yaş da olabilir. Böyle dua reddolunmaz. Mevlana diyor ya, efendim çocuk ağlayınca ananın göksü süde gelir, kul ağlayınca da Mevla'nın rahmeti coşar. Yani samimiyetle böylece biz istemiş olacağız ve Rabbim bana bu hayırlı ise bunu bana lütfet diye dua edeceğiz. Yoksa illa şu dua özel dua değil, biz İçimizden geldiği gibi samimi bir yakarışla istemeliyiz. Hocam Allahümme ya müfettihal ebvab iftah lana hayral bab yine tavsiye ettiğiniz gayet dualardandı. Güzel. Ey kapılar açan Allah bizim için hayırlı kapılar aç. Ya müfettihal ebvab iftah lana hayral bab. Gayet evet. Güzel evet efendim. Allahümme ya müfettihal ebvab iftah lana hayral bab. Ezberlemesi de kolay. Türkçe de edebilir bu duayı isteyenler değil mi hocam? İlla doğru efendim. Ey kapılar açan Allah'ım bana hayırlı kapı aç. Evet. Bir dua daha mı vardı sevgili Emre? Başta verdiğimiz. Bir tane daha vardı galiba. Ona bir bakalım. Rabbena atina diye başlıyor. Rabbi İnni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Musa aleyhisselamın Musa aleyhisselam duası. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rab göndereceğin hayra muhtacım. Yani Musa peygamber 7 gün aç kalmıştı. Yani eline bir kuru ekmek parçası geçse sanki onu baklava niyetine yiyecekti. Böyle dua etti. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rab göndereceğin her hayra muhtacım. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina raşeda. O da ayrı bir, bu konuda o da güzel bir dua. Rabbimizin Kur'an'da öğrettiği bir duadır. Rabbena heyyi lena min emrina raşeda. Evet efendim. Ey Rabbimiz sen bize katından rahmet et. İşimizde bizler için başarılar hazırla. Ne kadar ne güzel dua hocam. Ne kadar güzel. Kur'an-ı Kerim'de aslında o kadar güzel dua tavsiyeleri ya, var ki. Evet. Elbette Efendimizin de dua tavsiyeleri var ama
peygamber duaları var. Peygamber duaları, peygamberimizin tavsiye ettiği dualar, evet, ve Kur'an'daki geçen dualar, ne kadar güzel. Hocam, hayatın tamamı aslında bir dua, öyle değil mi? Doğru söylediniz ve Kur'an'da Muhsin Bey bakın iki duanın arasında yer alır. Başta Fatiha-i Şerif, o ne kadar güzel dua. Evet. Sonunda da Muavvizeteyn, ne demek? Allah'a sığındıran قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ sureleri. Evet. Kur'an iki duanın arasında yer alıyor. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Duanız olmayaydı Rabbim sizi ne deydi? Allah Allah. Ayet-i evet, kerime. Ayet-i kerime, evet. Duanız olmayaydı. Evet. Evet. Peki. Günaydın hocam. Hayırlı cumalar olsun. Benim de size bir sorum olacak. Ben dizimden ameliyat oldum. Doktor kesinlikle dizini kıvırmayacaksın dedi. Oturup ayaklarımı uzatıp seccadeyi üzerine sererek namaz kılıyorum. Ama çok üzülüyorum, Rabbimin karşısına ayaklarımı uzattım, saygısızlık olur belki diye. Beni bilgilendirirseniz çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar efendim. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu bu soru hocamıza. Hocam buyurun. Efendim, yani ayaklarımızı kıble tarafına uzatarak, yani mazeretimizden dolayı diz kapaklarımızda bir sıkıntı var. Ondan dolayı ayaklarımızı uzatarak oturduğumuz yerde namazı kılmamız gerekiyor. Böyle olunca acaba Rabbime karşı saygısızlık mı oluyor diye düşünmek doğru değil. Hanım kardeşimiz hassasiyetinden dolayı böyle düşünüyor. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. Ayaklarını uzatmayacaksın, oturduğun yerde kılmayacaksın, canın çıksa rükûlu secdeli kılacaksın demez. Yuridullahu bikumul yusr. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Taat takate göredir. Gücümüz oturduğumuz yerde kılmaya yetiyorsa o şekilde kılacağız. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Bir telefon sorumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Antalya'dan arıyor izleyicimiz. Buyurun efendim. Sağ ol, Allah razı olsun. Hocama da saygılar. Bilmukabele efendim. Hocam benim bir şeyim var. Şubat'ta Umre'ye gittim. Allah razı inşallah. Allah kabul etsin. Umre'ye gittiniz. Aşağı doğru inerken bir zemzem şeysi gördüm. Onu alayım diye cüzdanımdan para çıkardım, 500 riyal. Öbür cüzdanım parmaklarımın ucundaydı, sol elimde. Kadına alışveriş yaptım. Şey derken elimden cüzdan kayboldu birden. Düşürmedim, oralara baktık, yerlere düştü mü etti mi diye, düşmedi. Çaldırmadım da. Acaba bunun şeysi, baş hocamız da dedi ki bu dedi Arafat'ta kaybettin teyze dedi, hiç dedi şey yapma dedi, cennette karşına çıkar inşallah dedi. Bunun hani sadaka yerine mi geçer, yani buna merak ediyorum. Ya birden elimden nasıl kaybolduğunu fark edemedim. İçinde de bayağı 3000 riyal param vardı. 500 riyal işte kadına verdim. Üstünü alırken sol elimin parmaklarımın ucundan yani düşürmedim de oralara baktık ettik şey yaptık. Yok yani. Bunu ha, anlam veremedim. Hala da düşünüyorum bulamıyorum. Peki. Allah kabul etsin tekrar. Amin. Ama oradaki amin. Hoca da oradaki görevli ya da size söyleyen kimdi? Görevli hoca mıydı? Görevli hoca. Ha, görevli hoca. Ne dedi size? Güzel bir yerde kaybettin teyze dedi. Hiç şey yapma. Cennette inşallah karşına çıkar dedi. Evet. Sadaka yerine mi geçer? Artık yani iyi birinin eline geçtiyse helal hoş olsun. Yani bir kötü yere kullandılarsa da bilmiyorum. Allah'a eman. Allah'a havale ediyorum. Yani nasıl oldu elimden kayboldu onu merak ediyorum hala. Peki. Hocamız duydu, dinledi sizi. Teşekkür ediyoruz. Mevla tekrar kabul buyursun. Hayırlı cumalar. Antalya'ya selamlar. Efendim hocası doğru söylemiş. Ben de aynı şeyi imzalıyorum.
El haccu sebilullah, hac yolu, umre yolu, Allah yoludur. O yolda harcananı Allah kat ve kat mükafatlandırır. Buyuruyor Allah'ın sevgili Resulü. O yüzden bu yolda kaybettiği sanki birileri elinden alıyor gibi çok ilginç bir şekilde elinden uçup gitmesi inşallah sadaka hükmünde olacaktır. İnşallah. Ve mükafatını görecektir. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.